Hasan Karakaya HDP'den PKK'ya, PKK'dan Aydın Doğan'a bir yol gider. Günlerdir Ankara diyoruz, patlama diyoruz, PKK diyoruz, Daeş diyoruz, Demirtaş diyoruz, Aydın Doğan diyoruz, HDP diyoruz, CHP diyoruz. Bütün bunlar bir bütünün parçaları. Yani ortada bir büyük fotoğraf var ama biz büyük fotoğrafı değil de fotoğrafın parçalarına bakıyoruz. Dolayısıyla ne dolaplar döndüğünü fark edemiyoruz. Oysa fotoğrafın parçalarını birleştirirsek, büyük fotoğrafa ulaşır ve neyin ne olduğunu, kimin ne halt işlediğini rahatlıkla görürüz. O halde gelin parçalara bir bakalım ve buradan bütüne gidelim. HDP-PKK ilişkileri. Erzurum'un Hınıs ilçesi belediye başkanı DBP'li Hasan Basri Fırat, PKK adına sözde mahkeme kurup halkı yargıladığı gerekçesiyle tutuklandı. Yüksekova'nın özellik peşinde koşan eş belediye başkanları tutuklandı. Tutuklu belediye başkanlarının sayısı 51'e ulaştı. Erciş'te polis memuru Yusuf Diri'yi şehit eden teröristin cebinden Van'ın HDP'li belediye başkanına fatura edilmiş otel faturaları çıktı. Ne demektir bu? Demektir ki polis katili PKK'lı teröristin sponsoru HDP'li belediyedir. PKK ile organik bağları olmadığını söyleyen Selahattin Demirtaş'a ithaf olunur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük terör eylemi şüphesiz ki 102 kişinin öldüğü Ankara'daki patlamaydı. İşte o patlamayı Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gecenin 00.22'sinden itibaren yani 9 saat 26 dakika önceden attığı 8 tweetle duyuran takma adı Pir Ozan Abdal olan O.S. adlı şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden Polat Soy'un 1997'den beri PKK-KCK terör örgütü içinde aktif faaliyet yürüttüğü, 2013'te Urfa'da bir operasyonda 21 kilogram TNT ile yakalandığı ve hapis yattığı belirlendi. Diğer şüpheli Erhan Öğün'ün de 1990'lı yıllarda terör örgütünün çok sayıda eylemine katıldığı, en az iki defa gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirlendi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bizimle ilgisi yok dediği Ankara'daki terör saldırısını Patlamadan yaklaşık 9 saat önce DR Bereday adlı Twitter hesabından yazan Mehmet Serhat Polatsoy da yakalandı. Polatsoy ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Selahattin Demirtaş'ın inkar ettiği Mehmet Serhat Polatsoy'un HDP'nin Şanlıurfa milletvekili adaylarından olduğu, kendisine HDP tarafından avukat tutulduğu da gelen bilgiler arasında. Dahası da var. PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan'ın da yazarlık yaptığı, yeni özgür politikada köşe yazarlığı yapan Polat Soy'un geçmişte Türkiye'yi teröre destek vermekle suçladığı, hatta Türkiye'ye terörist diyecek kadar alçak ifadeler kullandığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski başbakan yardımcısı Bülent Arınca ise ağzı hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı. 19 Haziran 2015 tarihinde HDP'li Mehmet Serhat Polatsoy, PYD'li olduğunu şu ifadelerle açıklamış. Dayış şakşakçılığı yapan dalkavuk medyaya karşı sosyal medya serhildanda. Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Bizler hepimiz PYD'liyiz. Lütfen dikkat. Adam hem HDP'nin milletvekili adayı olmuş hem de kendisini HDP tarafından avukat tutulmuş. Yetmemiş, PYD'li bir terörist olduğunu itiraf ediyor. Peki HDP'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş ne diyor? Üç tane Twitter hesabı üzerinden mi soruşturma yürütüyorsunuz? Bunlar da AK Parti ile bağlantılı isimlerdir. Hiçbirinin bizimle ilgisi yok, tanımayız. AK Parti'ye yakın olmasına rağmen o isimlerin patlamayla ilişkisinin olacağını düşünmüyorum. Bir şekilde denk gelmiş. Ankara ve bomba lafı geçmiş, ona dayanarak insanları suçlayamazsınız. Ne denir buna? El insaf. Pişkinliğin bu kadarına pes. Saldırganlar Ahmet Hakan'ın burnunu kırınca AK Partili oluyor ama katliam müneccimi olunca HDP ile ilgisi yok. Yersen, hani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kim derin devlet, kim katil devlet diyorsa kendisini gizlemeye çalışıyordur demişti ya, HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da aynısını yapıyor. Ya kendisini gizliyor ya PKK'yı gizlemeye çalışıyor. Ama artık mızrak çuvalı sığmaz oldu. Demirtaş bundan böyle de katil devlet demeye devam ederse söylenecek bir tek cümle var. Aynaya bak. Evet, CNN Türk ekranlarının sazcısı Demirtaş aynaya bakmalıdır. Aynada kimi görürse katil odur. Bu kadar basit. Gelelim Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşananlara. Öz yönetim ilan etme iddiasıyla Sur ilçesinde hayatı durduran PKK'nın yan kollarına mensup hainler 500 yıllık Kurşunlu Camii'ni delik deşik ettiler. Kur'an-ı Kerimleri pencerelere dizip çatışmada kendilerine siper yaptılar. Cami'yi resmen PKK üssü haline getirdiler. Dahasını da yaptılar. Yollara barikat kurdukları, hendekler kazdıkları yetmemiş gibi camiye hiç kimseyi sokmadılar, ezan okutmadılar, namaz kıldırmadılar tıpkı geçmişteki CHP gibi. Onlar camileri hayvanlara ahır yapmıştı, PKK'lılar da hayvanlara üs. Ne zamanki güvenlik güçleri kontrolü ele aldı, işte o zaman ezan sesi duyuldu, işte o zaman namaz kılınabildi. Böyle bir PKK'ya İslam düşmanı, ezan ve namaz düşmanı desek abartmış mı oluruz? Kaldı ki bu din düşmanlığı sadece surla sınırlı değil. Bir de Diyarbakır'ın DBP'li Yenişehir Belediyesi tarafından asılan bir afiş var ki tam bir skandal, tam bir soros bu çocukluğu. Güya çocuk gelin dramına dikkat çekmek için şehri çocuk gelin yoktur, tecavüzcü erkek vardır yazılı afişlerle donatmışlar. Ama illa orospuluk yapacaklar. İlla İslam düşmanlığını ortaya koyacaklar ya, o afişin içine Danimarka'da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret maksadıyla çizilen karikatürlerden birini yerleştirmişler. Ki orada Hazreti Ayşe'nin adı ayan beyan okunuyor. Açık ve net söylüyorum, o afişin içine bu karikatürü kim yerleştirdiyse İslam düşmanı bir sorospuş çocuğudur. Gitsin mahkemeye versin beni. Hiç olmazsa bu Soros bu çocuğunun anasının anüsünden doğmuş nasıl bir yaratık olduğunu görmüş ve kamuoyuna teşir etmiş olurum. Bir çift lafta Kürt halkına. Hem peygamberimize hem Hazreti Ayşe validemize iftira atan bu afişe rağmen hala HDP'ye oy vermeyi düşünen bir Kürt varsa bir an önce Müslümanlığını gözden geçirsin. Yine de HDP'ye oy vermekte kararlı ve ısrarlı bir Kürt varsa ona yuh derim. Yazıklar olsun derim. Ahiretini düşün derim. İki elim yakanda derim. Öyle ya Müslüman bir Kürt böylesine din düşmanlığı yapan bir HDP'ye oy vermez. Verirse de Allah cezasını verir. Ha, Diyarbakırlı Müslüman Kürtlerin tepkisi üzerine afişlerin kaldırılması, özür dilenmesi ve bir personelin görevden alınması hiç de inandırıcı değil, tam aksine komedidir. Çünkü HDP'li belediyeler bunu hep yapıyor. Hatırlarsanız. Van'ın İpek Yolu Belediyesi de seçimlerden önce kadınlar size Allah'ın emanetidir diyen peygamberimize karşı çıkmak için biz kimsenin emaneti değiliz, biz kadınız yazılı afişler asmıştı. Oh ne güzel memleket. Önce istediğin haltı işle, sonra özür dile. Bunlara aldanana yuh olsun. Gördünüz ya, fotoğrafın parçaları PKK-HDP ilişkilerini gayet net olarak ortaya koyuyor. Efendim malumlarınız olduğu üzere Aydın Doğan Hürriyet'teki baş yazısında ben kerketliyim, katıksız milliyetçiyim demişti. Ne var ki Aydın Doğan'ın özellikle adı Türk, menşei Amerikalı olan CNN Türk televizyonu hep yaptığı gibi bir iki gün önce de terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. Herhalde biliyorsunuz. Türkiye terörle boğuşurken Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi adlı şahıs Ahmet Hakan'ın tarafsız bölge aldı PKK taraftarı programına çıktı ve orada dedi ki PKK terör örgütü değildir, PKK silahı da olan siyasi bir örgüttür. Tahir Elçi kanlı terör elçilik yaparken Ahmet Hakan'ın suskun kalması, CNN Türk'ün de buna çanaklık yapması hayli manidardı. Bu durumda Aydın Doğan'ın milliyetçiliğini gözden geçirmesi gerekmez mi? Hele de Türkiye kilit ülke diyen Almanya Başbakanı Merkel'in geleceği günlerde Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Alman Bild gazetesine gelme diye yazı yazıyorsa. Ben sadece fotoğrafın parçalarını koydum ortaya. Bu parçaları birleştirmek ve büyük fotoğrafı ortaya çıkarmak sizlere kalmış. Büyük fotoğrafı ortaya çıkarın ve görün. Kim kimdir? Kimler kimlerle bağlantılıdır? Kimler kimlerle işbirliği halindedir? CHP Genel Başkanı Bay Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin yapması gereken işleri başkasından istemekte o kadar mahir ki şu istifa meselesinde de bu özelliğini gösterdi. Dün HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la görüştükten sonra tam bir HDP'li ağzıyla konuşup Adalet ve İçişleri Bakanlarının istifa etmesi gerektiğini tekrarlamış. Demiş ki hangi olay olacak ki bu bakanlar istifa etsinler? Kaç kişi ölecek ki istifa etsinler? Akıl var, mantık var. Seçime iki hafta kalmışken, bakanlar istifa etse ne olur, etmese ne olur? Asıl istifa etmesi gereken, yıllardır CHP'nin başında olan ve CHP'nin oylarını sürekli gerileten Bay Kılıçdaroğlu olmalı değil mi? Hem 7 Haziran seçimlerinden önce ne demişti? Demişti ki, CHP'nin oyu %30'un altına düşerse istifa ederim. Eee, peki CHP'nin oyu ne çıktı? %26 değil mi? yani hedefin 4 puan altında. Sormak lazım Bay Kılıçdaroğlu'na. İstifa etmeniz için CHP'nin kaç puana düşmesi gerekiyor? İstifa için önden buyurun Kemal Bey. Hasan Karakaya HDP'den PKK'ya, PKK'dan Aydın Doğan'a bir yol gider.